TRT Türk ekranlarından iyi akşamlar. Aklı Selim programına hoş geldiniz değerli izleyicilerimiz. Bu hafta Hamza Müslümanoğlu ve Abdurrahman Mıhçıoğlu hocalarımızla dünya vatandaşlığı ve aidiyet ilişkisi üzerine konuşacağız. Hamza Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. N nasılsınız hocam? Elhamdülillah. Siz de iyisiniz inşallah. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Uzun zamandır görüşemiyorduk. Öyle mi oldu? Bir hafta uzun bir zaman mı oluyor? <laughs> an içerisinde anı yaratıyor be, hatta. Beni o kadar çok seviyorsun. <laughs> Bana uzun geldi peki. Evet, size uzun geldi. <laughs> ee, gittikçe gençleşiyorsunuz. Allah razı olsun. Sağ Teşekkür ol. ederim. Sizin bakışınızdaki güzellik o olsa gerek. Sağ olun hocam. Abdurrahman hocam siz hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Siz zaten gençsiniz. Elhamdülillah hocam. <laughs> Allah içimizde genç etsin. Amin dünya vatandaşlığı kavramı üzerine. Ben biraz vatandaş kavramıyla başlamak istiyorum. Benim sevdiğim bir kavram. Adaş, arkadaş, vatandaş. Bunlar güzel kavramlar. vatandaş daha çok siyasi ve hukuki tanımlamalara tabi olan bir kavram. Ben vatandaş kavramını siyasi ve hukuki kavramlarla sınırlandırılmasını Doğru olduğunu düşünmüyorum. Yani vatan, yurtla, toprakla ilişkili olan bir şey. Bu alamda coğrafi düzlemle alakalı, onunla bağlantılı olan bir e, yönü var. Bir de cemiyetle ilişkili olduğu için o daş ifadesinden hareketle bir cemiyet topluluğundaki olanlara atfedilen bir kavram olması hasebiyle Cemiyet yönüyle de sosyokültürel bir kavram. Aslında vatandaş kavramı salt fiziki bir kavram değil. Benim kanaatim aynı zamanda metafiziksel bir kavram. Evet. Tabii ki bir de buraya e, bunun dışında bir kavram olarak da yabancı kavramı var. İşte yabancı ya da ecnebi Osmanlı ya evet. da e, daha çok ecnebi diye Osmanlı döneminde ifade edilirdi. Ecnebi kavramında ise daha çok o toplumun siyasal ve huki, hukuki haklarından istifade edemeyen kişiye, evet. insana tekabül eden bir kavramdı. Bu, bu alamda Abdurrahman Hocamla bir başlayacağım. Çünkü bir gelenek genelde sizinle başlıyorum ama bazen nadir olarak, Abdurrahman Hoca ile başlıyorum. Bugün o nadiri gerçekleştireceğim. Evet. Ee, Abdurrahman Hocam, vatandaş kavramı bağlamında siz neler düşünüyorsunuz? Hocam kavramları e, konuşurken evvela o kavramın bizdeki yerini konuşmak lazım, tarihini ve bizim geleneğimizdeki, tevarüs ettiğimiz düşünce tarihindeki yerini konuşmak lazım ki e, yerli yerine oturtalım kavramı. Vatandaşa bugün yüklenen mana, siyasi anlam, bizde çok geçmişe gitmiyor tarihi. Ee, özellikle 19. asrın sonlarına kadar e, bizde vatandaş daha ziyade hemşeri, aynı şehirli manasında kullanılıyor. Siyasi bir manası yok. İkinci meşrutiyet sonrasıdır, 1908 sonrasıdır. Vatandaşın Fransız devrimindeki son sonrası, e, stiyon kelimesini karşılaması ikinci meşrutiyet sonrasıdır. E, malumunuz, e, vatandaşa yüklenen siyasi mana da Fransız devrimi sonrası özellikle bütün batıda Aksülamel bulmuştur e, ulus devletlerinin inşası ile birlikte. Vatan kelimesi de yine benzer şekilde bugünkü siyasi manasını 19. Asının sonunda kazanıyor. Siyasi manası yok. Yani ulus devletlerin sınırları tayin edilmiş bir ülke, aidiyet hissedilen bir vatan manası çok sonraları 20. asrın başına doğru e, bu siyasi manasını kazanıyor. E Tabii bunun o Fransız devrimindeki Stoyen'in de Antik Yunan'da bir karşılığı var. E, siz felsefe tarihçisiniz, daha iyi bilirsiniz derler işte. Aydınlanma sonrası Avrupa felsefesi, Antik Yunan felsefesine düşünmüş dipnottur. E, belki bunun tekrar bir öze dönüş onlar için bir hareket. E, Aristo da malumunuz politikasında e, işte Sivita, şehir kelimesinden türeyen, citizen kelimesinden hareketle Vatandaşı o şehir, şehir site devletinde yönetime katkı sunan, yönetime katılan kimse manasında kullanır ki bu kadınlar, çocuklar, yabancılar ve köleleri dışarıda bırakan bir tabirdir aslında. Yani şehir devletinde yönetime katılan kimseler sadece o şehre mensup, şehre doğup büyümüş, kan bağıyla veya başka bir bağla doğup büyümüş erkeklerdir sadece. E, bu ta, işte bu Fransız devrimi sonrası yeni dünyaya adapte ediliyor. E, kan ile özellikle ulusçuluk, ulussevdetçilik, milliyetçilik akımlarının teşekkürüyle e, ve dolayısıyla bize de ikinci, bizim de batıllaşma hareketimiz, batıllaşma serüvenimiz serüvenimizde bize de ikinci meşrutiyet sonrası bu kavram e, ne yapıyor? Yaman, yamanıyor diyelim. ve Bugün biz adeta bizim e, kendi şahsi malımız gibi bunu sahiplendik ve fakat. Vatandaş kelimesinin bunları yani içerdiği manalar, çağrıştırdığı şeylerin bizim ne diyelim 14 asırlık geleneğimizde neye karşılık geldiği ve isabetli bir karşılığı olup olmadığı pek de konuşulmuyor. Çünkü biz artık geçmişle irtibatımızı koparmaya yönelik hamleler yapıyoruz malum son 1-2 asırdır. Bu sebeple böyle bir derdimiz de yok pek fazla. Yani vatandaş kelimesinin çağrıştırdığı siyasi manalar... Gerçekten bize ot üzerimize oturuyor mu bu elbise bize bol mu geldi dar mı geldi? Bunu pek konuşmuyoruz. Her şeyi gönüllü bir şekilde kabul ettik. halbuki vatandaş aynı zamanda bu kavram beraberinde özellikle son zamanlara kadar şu an neoliberal demokrasi çağında yaşadığımız iddia ediliyor. Liberal demokrasilerde ulus devletler liberal demokrasinin birbirinin lazım olduğu, mevzumu olduğu, birbirinin lazım birinin mevzumu olduğu, birbirini gerektirdiği düşüncesi mevcut ve fakat bu ulus devlet ya da liberal demokrasi dediğimiz hadise çok iyi. yeni bir mesele bizim için. Biz öncesiyle sonrası arasındaki ilişkiyi münasebeti nasıl tesis edeceğiz? Bunu bize nasıl üzerimize bu kıyafeti nasıl olduracağız? Bunun endişesi artık pek taşınmıyor. Bu pek de konuşulmuyor. Belki bu program vesilesiyle bunu biraz konuşabiliriz. Evet. Öyle böyle diyelim aç, açmış olalım yani özü bu şekilde. Şimdi siz Aristoteles'e atıfta evet. bulun Aristoteles ve Yunan düşüncesinde makrokozmos mikrokozmos ilişkisi vardır. Evet. İşte makrokozmos alemin kendisine tekabül eder. Alemi kübra. Evet. Diye nitelendirilen eee cüzlemdir. da o alemin içinde yaşayan insana tekabül eder. şimdi bu kozmos falan deyince ben Abdurrahman Hoca Konuşurken şunu düşündüm Hamza Hocamın biyoloji sahasıyla ya da tıp bağlamında nasıl ilişkilendirebiliriz diye ben ilişkilendireceğim. <gülüyor> <gülüyor> Bu benim için zor olmayacak. Bunu bir ifade edeyim. Dinlerim. <laughs> Şimdi insan organizması işte bir takım mafsallardan oluşuyor evet. ve çok özelde de hücrelerden oluşuyor. Şimdi Aristoteles'e gittiğimizde, Aristoteles çok ilginç bir biçimde bir devletin çok büyük olmaması gerektiğinden bahsediyor. Devletin küçük olması gerektiğini ifade ediyor. Ve niye? Çünkü küçük devlette de güvenlik sorunu başta olmayacak. Yine küçük devlette de insanların cemiyetin birbirleriyle münasebetlerinde, Problemler asgari düzeyde olacak diye bir ifade ediyor. Oysa e, insana bakıldığında, insandaki organizma e, yönü çok farklı olmasına rağmen, işte milyonlarca, milyarlarca hücreden bir araya gelmesi e, hasebiyle mükemmel bir biçimde işliyor, çalışıyor. Yine e, sadece özelde dünyaya baktığımızda, Allah'ın arzına baktığımız zaman, çok büyük bir yerde yaşıyoruz. Bütün aleme bakıldığında çok çok büyük bir alemde yaşıyoruz ve burada da bir kozmozu görüyoruz. Burada bir dev vatandaşların sayısının çok olması ki özellikle nüfusu azaltma, nüfusun çok olduğuna yönelik yaklaşım hatta özeni yaklaşımlarının söylemleştirildiği bir dünyayı da yaşıyoruz. Yani bu insan işte iklim krizi yaşamaktadır, gıda krizi yaşamaktadır, güvenlik sorunu yaşamaktadır. Yani gerekirse insan nüfusunda azaltıma gidilmedi. Hatta bu özeni yoluyla da olabilir şeklinde söylemlere rast geliyoruz. Burada problem vatandaş olamadığımız için mi? yoksa mevcut siyasal ya da özellikle 20 yüzyılda gelişmiş olan düzlemlerle alakalı siyasi ve hukuki düzlemlerle alakalı bir sorun mu var yani siz ne düşünüyorsunuz ee, İnsan sayısının çok olması vatandaşlığı azaltan bir şey mi yoksa insan sayısı az olduğu takdirde vatandaşlık daha iyi gerçekleştirilebilir mi bu konuda Neler söylemek istersiniz? Bağlayabildim mi? <laughs> ben de, e, tekrar e, insana, bedene... Hocam e, muz orta açtı yani şimdi. Nasıl? Ahmet Hocam muz orta açtı şimdi. <laughs> e Ama bir roven şata gibi bir şey bekleniyor <laughs> sizden bu yaşta. Evet. E, ben e, sayıyla e, vatandaşlık arasındaki bir ilişkiyi direkt olarak kurabilmenin doğrusu bağlantısını yapabilir bir pozisyonda değilim. Bir kere onu önce itiraf ederek başlayayım. Ama şunu söylemeliyim. Sohbetin başından beri bazı hüküm cümleleri beyan ettiniz. Hakların, siyasetin, vatandaşlıkla tanımlanması noktasında. Bir kere Yaradılış olarak hiç kimse doğumu itibariyle ne annesini, babasını ne de vatanını seçebilir değil. Bu bir kader, bu bir program. Ee, yani hiçbir insan nerede doğacağını, hangi ailede doğacağını tercih etmiyor, belirlemiyor. Dolayısıyla e, bulunduğu cemiyet sosyolojik olarak ya da bulunduğu kara parçası ya da bulunduğu sınırlar Hatta renk. Renk, cinsiyet evet. bunlar bizim tercihlerimiz değil. Bize verilmiş olan şeyler ve o verilmiş olan şeylerle birlikte doğup büyüyoruz. O doğup büyüdüğümüz ortamda normlar, normaller ve anormaller, normal dışılıklar, haklar, değerler orada bize tanımlanıyor ve ilk başta bu tanımlarda yine kültürel olarak beslenmemize bağlı olarak onlar oluşuyor. Ve sonra ya bunların savunuculuğunu yapıyoruz ya da başka şeyleri tercih edip bulunmuş olduğumuz vatanda onları değiştirmek noktasında. Tersine başka vatanlarda bulunanlar da, kendi vatanlarındaki değeri başka vatanlara taşımak noktasında da savaşlar meydana geliyor. Yani böyle bir böyle bir dünyada yaşıyoruz. Ama diğer taraftan bir toprak parçasına sıkışmış olmayı metafizik olarak bir başka yere taşımak noktasında bir girizgihanız oldu sohbetin başında. Biz bir toprak parçasıyız. Yani bir topraktan yaratıldık ve onun içerisine ruh üflendi. Dolayısıyla bu toprak parçasıyla o ruh kısıtlandı. Hazreti Adem'e gitmek Abdurrahman Hocam'ın işiydi hocam. Biz e, <laughs> hakikate nerede bulursak, nerede dokunabiliyorsak evet. orada gideriz. Genelde Abdurrahman Hocam Hazreti Adem'e gidiyordu. E, bu sefer ondan başladığınız için ben evet. gideyim dedim bu sefer. Evet. E, gerçekten böyle e, böyle düşünüyorum, böyle de inanıyorum çünkü bu beden yapısı itibariyle e, bizim bir DNA'mız ve o DNA'nın işte e, bizim bizi kısıtlayan bir programı var. Ve o kısıtlılığı biz aşmak noktasında da e, nasıl aşarız? Bu bizi nasıl sıkıyor? E, fakat bu kısıtlılıklar yaratılışımız itibariyle mevcutken bunlardan sanki bağımsız olacakmışız gibi, olabilirmişiz gibi e, bir filozofi üretmek. E, evet bunu yapabiliriz ama ne yaparsak yapalım biz kısıtlı varlıklarız. Yani bir bedenle kısıtlıyız bir kere. Yani dolayısıyla bir toprak parçasıyla kısıtlıyız. Bunun mikrokozmoz, makrokozmoz biyolojiyle bağlantı kuracağız dediğiniz için ben de birazcık o tarafa doğru geleyim dedim. Yani evet benim bir toprak parçasıyım ben. Ya yani topraktan yaratılmışım ve Ama onunla... Güzel bir bağ kurdunuz yani. Kısıtlanmış pozisyonda, içine üflenen böyle bir bağ sahip değil aslında diye düşünüyorum. Önemli olan bu toprak parçasında hayatı anlamlandırmak, değer tanımları, kıymet tanımları, ve bu kıymetin bu toprak parçasında hüküm ferma hüküm ferma kılınması, adil olunması, herkese hakkının verilmesi. Ee, böyle felsefik belki geriye dönük çok şeyler konuşulabilir ama biz şu anda bir kimlik taşıyoruz. F e, fakat bu ülkeden bir başka ülkeye e, giderken kimliğimizle değil ayrieten bir pasaportumuzla gidiyoruz. Yani bu bir ülkenin vatandaşı olarak o e, ülkeyle e, vatandaşlık akdiyle akdedilmiş bir bağımızın olduğunu ve bir başka ülkeye giderken de o e, bulunduğumuz vatandaşı olduğumuz ülkenin belgesiyle bir başka yere gidiyoruz ve oradaki haklardan ne kadar istifade edeceğiz ne kadar istifade edemeyeceğiz bu e, ya da içinde bulunmuş olduğumuz ülkenin ülkedeyken bile o haklardan ne kadar istifade edebiliyoruz, ne kadar istifade edemiyoruz. Hepsi birbirine bağlı olduğunu düşünüyorum. Yani bunu böyle topraktan bağımsız hale getirebilmemiz, siyasetten bağımsız hale getirebilmemiz, haklardan bağımsız hale getirebilmemizin hem mikrokozmozda hem de makrokozmozda çok mümkün olmayacağını düşünüyorum ben. Hocam bunlar birbiriyle muhakkak irtibatlı ee, ama işte bunun ne kadar sıhhatli olup olmadığı, sıhhatli olup olmadığını sorguladıktan sonra belki içerisinde yaşadığımız dünyanın bize dayattığı bazı kavramların sıhhatini o şekilde sorgulayabiliriz. Yani bu hali hazırda böyle bir dünya sunuldu bize, böyle bir dünyaya gözlerimizi açtık. Evet. fakat bu doğru mu? Sahih mi? Daha iyisi mümkün mü? Veya daha kötü halde miyiz, iyi halde miyiz? İnsan eğer e, tarih onun için mühim hocam. E, tarihini bildiğimiz takdirde doğru yanlış doğrudan tarih üzerinden okunmaz belki ama tevarüs ettiğimiz değerleri de e, doğru bir şekilde e, tahkik ettiğimiz zaman içerisinde bulunduğumuz halin iyi mi kötü mü olduğunu takdir edebiliriz. Eğer kötü olduğunu takdir ediyorsak iyisi için mücadele ederiz. Eğer böyle bir araştırmaya girişmediysek e bu daha iyisine daha ne daha ne olabilir yani? Bundan daha iyisi ne olabilir düşüncesiyle yerimizde adeta çakılıp kalırız yani ki bugünkü dünya biraz onu e, hissettiriyor. Herkes halinden memnun yani ne arıyoruz daha ne istiyorsunuz gibi. Kaybettiğimizi hatırlayamıyoruz biraz onunla alakalı. O Ama bizim e, yani e, dedelerimize dede dede daha daha da dedelerimize baktığımızda e, bulunmuş oldukları toprak parçasından başka toprak parçalarına adaleti, hakkı, ilahi kelimetullah noktasında taşımak noktasında bir e, inançla, bir gayretle hakkı, hukuku tanımlayıp orada hüküm ferma kılmak noktasında bir gayret içerisinde olmuşlar. Bunu da ilahi bir habere getirmişler dayanak alaraktan yapmaya çalışmışlar. Burada mızrak değil mi hal hocam? Çok temel bir metindir. İsmail Kara hocama kulağı deri, o mızrak değil, değil mi de neşretmişti. Kulağı açılmıyordur değil mi? Açılmıyordur. yani siz yani mızrak değil mi benim şahsi hayatımda hoca çok gündemime sokmuştur. Özel okumuştur. bir muhabbetiniz var. Ha, evet hocadan Bunlara, dört dönem ders alma bahtiyarına nail oldum. Kulağı Evet. E şimdi mızrak değil mi hal hocam? Bizde kurucu metin olmamakla birlikte e ne diyeyim tahkim edici bir metindir Osmanlı'da. Ve mızrak değil mi halde hocam? E, böyle kilit iki cümle vardır. Bu yakın zamanlara kadar e, çocuklara bu sual sorulurdu. Şimdi artık biz geleneksel din telakkisini bırakıp modern dini eğitime tabi olduğumuz için büyük ölçüde yeni nesiller de bunlardan bir haber yetişiyor biraz. Kimin milletindensin? Kimin ümmetindensin suali sorulurdu mızrak değil mi halde. Bu bunlar ezberletilirdi. Kimin milletindensin? Hazreti İbrahim'in milletinden. Kimin ümmetindensin? Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ümmetindenim denir idi. Buradaki millet ve ümmet mefhumları bu vatandaşlık kavramıyla irtibatlı olarak söylüyorum. Millet ve ümmet mefhumları modern dönemde e, ehemmiyetini, önemini yitirdi. Çok arkalara atıldı. Bugün evet ümmet ümmetiz, ümmet Muhammediz gibi söylemler revaçta ve fakat bunun altı doldurulamıyor. Millet mefhumu bizde malumunuz bugün millet denince bir ırk, etnik bir kimlik anlaşılıyor ama millet din manasında kullanılırdı. Klasik dönemde modern zamanlara kadar millet demek din demekti. Hz. İbrahim milletinden demek bütün e, ehli kitap yani muharref olan dinler dahil Hz. İbrahim'in dinindendir, oradan çıkmıştır. Sonra da Hristiyanlık ve Yahudilik gibi dinler tarif olmuştur. Ümmet ise üm kelimesiyle, ümmet kelimesiyle, üm anne kelimesi aynı kökten gelir hocam malum. Ümmet ise daha ziyade bir annenin evlatları. Yani biz Hazreti Peygamber'in son şeriatına tabi olduğumuz için onun ümmetindeniz diyoruz. Ama daha şumullü olarak Hazreti İbrahim milletindeniz. Bu kavramları kaybettiğimiz için hocam modern dönemde biz e, Batı'nın veya Fransız devrimi sonrası bize dayatılan vatandaşlık kavramının içerisine hapsolmuş haldeyiz. O da nedir? İşte bugün sadece belli bir kilometre kare içerisindeki halle insanla meselelerle alakadar olmak, başka bir şeyle alakadar olmamak, başka bir dünyayı düşütememek, başka dünyadaki insanlarla irtibatımızın çok yabani ve yabancı kalması. 2-3 misal vereceğim. Abdürezzî İbrahim Efenden daha önce bahsetmiştik bu programda. Özellikle Osmanlı son devir, Cumhuriyet ilk devir münevverlerinin Tataristanlıdır bugünkü Rusya hudutları dahilindeki Tataristan Özel Cumhuriyeti hudutlarının doğmuştur. Akif Merhum'la da yakın arkadaştır. Son dönem İslamcılarından sayılır. Onun alem Alemi İslam ve Japonya'da İslamiyet'in Neşri isminde iki cilt halinde hacimli bir hatıratı var. Merhum Kazan'dan yola çıkıyor ta Japonya'ya kadar. Hocam önce Tokyo Camii'nin de ilk şu anki Tokyo Camii 90'lı yıllarda inşa edildi ama onların, onun yerinde bir başka bir cami vardı. Oranın inşasına da ilk tavas eden odur. O mesela hocam bu millet, ümmet mefhumunun ya da günümüzdeki vatandaşlık, bize dayatılan vatandaşlık mefhumunun haricindeki klasik dönemde bizim geleneksel e, aidiyet duygumuza dair şu misal çok dikkat çekicidir. Tomsk şehri var hocam, Sibirya hudutları dahilinde. Bugün özellikle Sovyetler döneminde e, yer altı madenlerinin keşfiyle bir, gelişmiş bir şeydir ama Sibirya'dadır. Tomsk şehrinin bir hanesinde, bir nahiyesinde hocam, küçük bir köyünde İkinci meşrutiyetin ilanı esnasında o köyde. 1908-1909 Abdurrahim İbrahim Efendi. Köydeyken e, telgrafla bir şekilde e, İstanbul'da meşrutiyetin ilanını haber alıyorlar. Sibirya'nın bir köyünden bahsediyoruz hocam. 20. asrın başında bugünkü ulaşım ve iletişim araçlarının neredeyse yok olduğu bir kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerden ki oraya da o köye de tren yolu geçmiyor. Sibirya, trans -Sibirya hattı at arabasıyla Gidiyorlar o köye ulaşıyorlar. Abdurrahim İbrahim Efendi, e, istisradi bilgi verelim. Japonya'ya giderken Sibirya güzergahında nerede bir Müslüman köy var oraya uğruyor. Oradaki halkın, Müslüman ahalinin eğitim durumu, dini durumu, hali, ehvaline dair notlarını düşüyor bu hatıratında. Diyor ki İstanbul'da meşrutiyetin ilanını haber aldık. O köyde bütün köy ahalisi diyor, e, halifenin diyor, İstanbul'daki halifenin diyor sağlığı için dua ettiler bu meşruiyetin ilanının da diyor ümmet için ümmetin menfaatine olmasını ümit ettiler. Bunun için sevindiler diyor. Bir teşhi mesela rasimi oldu orada. Şimdi düşünün hocam Sibirya'dan İstanbul neresi? Sibirya'nın bir köyü neresi? Siyasi olarak Rusya o zamanın Çarlık Rusya'sının hakimiyeti altında bir köyden bahsediyoruz. Bir başka örnek İbni Batuta hocam mesela. Hatıratı Türkiye'de tercüme edildi ikinci tarihinde. Meşhur seyyah İbni Batuta marip'te Fas'ta, Fas'tan yola çıkıyor. Seyahat ettiği Mavera Nehir dahil olmak üzere Orta Asya, Anadolu, Kafkasya, Hicaz, Afrika'nın birçok bölgesini gezen bir seyah. Ve gittiği bölgelerde danışmanlık da yapıyor padişahlara. Yine İbni Haldun Keza, meşhur günümüzde modern sosyolojinin babası ya da işte bizim İslam dünyasında babası sayılır, addedilir. Ona da çok isabetli bulunduğunu söylemeyeyim. E, i̇bn Haldun da mesela farklı bölgelere gider, siyaseten farklı emirliklerin olduğu yerlere gider, orada danışmanlık yapar. Bu bize şunu gösteriyor hocam, modern Abdurreşit İbrahim Efendi son dönem olması hasebiyle kıymetli. Demek ki son dönemlere kadar hocam, İslam dünyasında siyasi olarak farklı farklı padişahların hükmü altında yaşasa Müslümanlar, aidiyet noktasında, bugünkü vatandaşlık asla bunu kuşatmıyor, bunu kapsamıyor, aidiyet noktasında bir merkeze Bağlı, gönül olarak onunla onun sevdiği sevinciyle seviniyor, onun üzüntüsüyle hüzünlü hüzünleniyor. Böyle bir dünyadan bahsediyoruz ve Müslümanlar için hocam klasik dönemde bir ayrım vardır sadece. Ehli İslam, ehli harp. Bir kimse Müslüman ise dünyanın neresine giderse gitsin İslam ümmetin, Müslümanların çoğunluğu teşkil ettiği ve Müslümanların hakim olduğu yerin vatandaşıdır vatandaş kelimesini anlaşılsın diye kullanıyorum. Bugünkü anlamda siyasi mana ifade etmiyor. Yani bir, bir kimse ki biz bunu özellikle ben şu an çalış, çalışma sahamı itibariyle 18 ve 19. asır İslam dünyasını çalışıyorum. Özellikle Afrika ve Hicaz bölgesini. Moritanya'dan birisi çıkıyor hocam. 3 ayda 4 ayda bütün Bilad-ı Sudan deniyor. Biz bugün Sudan diye sadece Mısır'ın altındaki ülkeyi zikrediyoruz ama Bilad-ı Sudan denildiğinde bütün Orta Afrika Atlantik'ten Kızıldeniz'e kadarki coğrafya anlaşılır. Moritanya'dan çıkıyor hocam. Kimisi Bilad-ı Sudan'ı kat ederek Hicaz'a geliyor, kimisi işte yukarıya çıkıyor Akdeniz üzerinden geliyor. Gittikleri, geçtikleri bütün bölgelerde bu bölgelerde farklı sultanlıklar var. Bütün bölgelerde eğer ulemadan ise bunlar zaten hürmetle karşılanıyor. Bazen mesela bir sene Tunus'ta kalıyor. Orada ders veriyor. Oradaki Tunus Bey'in hürmetine şey yapıyor, layık oluyor ya da hürmetine ona hürmet ediyor Tunus Bey'i ya da Mısır'daki Hidiv. Böyle bir coğrafyadan bahsediyoruz. Düşünün bugün böyle bir şey neredeyse mümkün değil. Neredeyse mümkün değil. Çünkü o gün Mauritanyalı bir alim Tunus için Tunus'un da vatandaş sayılıyor. Yine vatandaş kelimesini anlaşılsın diye söylüyorum. Ya da Mısır'ın vatandaş sayılıyor. Evet. Ya da gidiyor Mekke Medine'de ikamet ediyor, onun vatandaşı sayılıyor. Dolayısıyla klasik dönemde ehli İslam ve ehli Ehl harp vardır. Ve bir kimse Müslüman olmak itibariyle İslam devletinin, Müslümanların yaşadığı devletin doğal vatandaşı sayılır. Bugün günümüz dünyasında bu sadece İsrail'de var hocam. Bir Yahudi dünyanın neredeyse doğarsa doğsun İsrail vatandaşıdır doğum doğum hakkı itibariyle. Evet. neresine doğarsa doğsun. Bu bizim klasik dünyada Müslümanların hakkıydı. Yani neyi kaybettiğimi hatırlamaktan bahsettim hocam. Neyi kaybettiğimizi bizim açımızdan, Müslümanlar açısından neyi kaybettiğimizi hatırlamamız lazım. Ben bununla birlikte başka bir tarafa daha dokunmak isterim. Ee, doğrusu yine sizin bana soruyu yönet, yöneltirken beden metaforu üzerinden. Evet bir hakkın, bir hukukun, adaletin e, tanımı ve bunun hayata geçirilmesi noktasında bir birlikteliğimiz, bir ortaklığımız söz konusu olabilir, olmalı da. Ama bizim genetik yapımızın, kültürümüzün farklılığının da ortadan kaldırılmasını gerektirmez bu diye düşünüyorum. Onun bir zenginlik olduğunu düşünüyorum. O hakkın, hukukun icrasında, hayata aktarılmasında, anlamlandırılmasında genetik yapımızın, dünya üzerinde e, hakkın, hukukun, e, hüküm ferma kılınmasında e, farklı e, vehçeler oluşturabileceğini düşünüyorum. Bu söylediğimiz bunu laksetmiyor zaten hocam. Yani, evet, o, yani başka bir tarafına dokunayım evet. diye. E, e, Altıraman hocam söyleyince, e, sizin de eklediğiniz surette ben şunu söyleyeceğim. Burada Ahmet Cevdet Paşa'nın bir ifadesi var. İşte Osmanlı insanlığın son adası. Evet. İsterendirdiği yani bir ifade var. O isimle bir kitap da neşredildi hocam malumunuz. Evet. İki hatta iki cilt halinde. Şimdi e, Fatih Sultan, e, sultanlarımızdan biri şu an hatırlayamadım. E, ben e, söylediğini söylediğim zaman kim olduğunu çıkaracaksınız bana da yardımcı olun. İşte bir beyti var. Hüner bir şehir dünyada eylemektir. E, Reaya kalbin abat eylemektir. Yani bu çok önemli. Mesela evet. Atina devletine Aristoteles'in devlet figürüne baktığımız zaman daha sonra Roma'daki devlet düzenine daha sonra Orta Çağ'daki ve modern çağlardaki devlet düzlemine Baktığımız zaman şöyle bir şeyle karşı karşıyayız. Daha çok Abdurrahman Hocam'ın da dikkat çektiği ve sorunlu bulduğu, sizin de eklemede bulundunuz farklılıkları esas almayıp, daha çok kozmopolitizm dediğimiz, kozmopolitanizm dediğimiz, kozmopolitanizm çevresinde bütün kimlikleri eritmek ve dolayısıyla adeta bütün kimlikleri eritmek yok etmek, farklı kimliklerin yaşamasına çok müsaade etmemek düzlemiyle karşı karşıyayız. Bunu ifade ederim. Yani e, özellikle küresel markaların, küresel düzlemlerin oluşturduğu farklılıkları ortadan kaldıran e, küreselleşme kavramıyla karşı karşıya. Hocam oraya gelmeden, küresel dünyaya gelmeden şu meseleyi bir şey yapmam. Ben şuraya, e, evet, o okay. süreci kaçırmayacağım. Yani evet. birden. <laughs> 21. yüzyıla gelmeyeceğim. Evet. Geriye doğru tekrar gideceğim. Müsaadenizle hepimiz tabii farklı farklı veçelerden evet, bakalım evet. yani. Medine'ye <laughs> baktığımızda, Medine baktığımızda çok farklı kimliklerin ve çok farklı unsurların bir arada yaşadığı bir evet. iklim söz konusu. Değil yani. Medine'nin daha büyük hali diyebileceğimiz Endülüs'e baktığımızda Endülüs'te de bu kimlik farklı kimliklerin bir arada yaşaması söz konusu. Abdurrahman Hocam dediği hafızayı ya da neyi kaybettik de bugün mesela Osmanlı dönemine baktığımız zaman işte tanım değişiyor. Tanım değişiyor ve tanımın farklılaşması söz konusu oluyor. Bu tanım bana göre daralıyor. Birinci meşrutiyet ve ikinci meşrutiyette ortak olan da tanım her ne kadar genişlemiş vatandaşlık tanımı genişlemiş olarak ifade edilirse de daraltılıyor. Çünkü aynılaştırılmaya çalışılıyor. Evet. Osmanlılık ya da cılık üzerinden aynılaştırmaya çalışıyor. Oysa diğerinde Abdurrahman Hocam da iyi bilir. Onun şer'i haklarını ve dolayısıyla hukuki haklarını kendi dünyasında yaşamasına müsaade eden bir zemin ortadan kaldırılmış oluyor. Tanzimet tanzimat ve ıslahat zaten bize dikkat edilmiş. Evet, cumhuriyet dönemine geldiğimizde vatandaşlığın daha hukuki düzleme alındığını, hukuki bir statü olarak e, görüldüğünü ve o metafizik boyutuyla biraz bağ koparıldığını görüyoruz. Şimdi burada… Daha ziyade hocam affedersiniz, evet. orada hukuki, yani bu şöyle bir şey anlaşılmasın, vatandaşlık siyasi bir mana kazanmadan önce Osmanlı'daki tebaanın hukuki bir düzlemde karşılık bulmadığı anlaşılmasın. Ee, şöyle bir isimlendirme üzerinden de bunu fark edebiliriz. Vatandaş vatandaşlık teba tabiiyet. Mesela Osmanlı'da e, bugün vatandaş dediğimiz kimse tebaadır. Ve bu maslara tabiiyettir. Hmm. Teba hocam kelime itibariyle e, tabi, tabi olan Evet yani yok e, tabi olan bir, e, Yüce bir kudrete tabi olan onun emrinde olan manasındadır. Ve işte Aristo döneminden bahsettik, vatandaşlık ya da işte Stoyen, Fransız devriminde o canlı halini göz önüne getirelim. Vatandaşın kendi hükmünü, kendi iktidarını kendi kanıyla, gücüyle ele geçirmesidir bir yerde. Vatandaşlık da kişinin kendisinden harekette bir hak iddiasında bulunması ve bu hakkı siyasi erke dayatması. Siyasi erke, siyasi e, süreçte söz sahibi olduğu iddiasını ispatlamasıdır bir yerde. Halbuki tebada ve ta tabiiyette ise yüce bir gücün dayattığı ya da öngördüğü bir kanunlar, hükümler manzumesi içerisinde kendisine bir yer tayin eder teba. Yani biz bu 17. asır ya da 18. asır tanzimat öncesinden bahsedelim. Herhangi bir devrine gitsek gözünü açan bir kimse, bir çocuk kendisi için vaz edilmiş ve bu vaz koyulmuş kanunlar da evvel evinde. Allah'ın koyduğu kanunlardır. Sonra alt alta örf geliyor, başka kanunlar geliyor. Bunlara gözünü açar ve kendisi için bir şey tayin edilmiştir. Bir süreç, bir hak, hukuk tayin edilmiştir. Ve bu hakkı insan kendisinin harekette de tayin etmez. Allah'ın e, ilahi emirler manzumesi içerisinde tayin ettiği haklar çerçevesinde kendisine bir hak tayin eder. Ve de, padişah da burada zillullah'tır. Bizim İslam devlet genelinde, yani özellikle Türk devlet genelinde. sosyolojik ve kültürel olarak hazır bulduğu bir düzlem vardır. Bu hazır düz, bulduğu düzlemde bunu yaşar. Mesela bir de kendi ha kendisinden hareketle bir hak iddiası yoktur hocam. Modern devlette, liberal demokrasilerde varım. Bugün de öyledir. Bizi en çok sevindiren şey program öncesi size mi bahsetmiştim hocam? Biz günümüz dünyasında e, yönetime katıldığımız düşüncesi bizi çok mutlu ediyor. Yani biz yönetimde söz sahibi ve pay sahibi olduğumuz vehmiyle yaşıyoruz ve bu e, sathi, yüzeysel memnuniyet, mutluluk bizi idare edenler tarafından kullanılıyor. Bu bütün dünya satında, dünya çapında düşünülebilir böyle. Bu vehim halbuki. Bu bir vehim. Yani idareye katıldığımız düşüncesi, iddiası, bu geçici memnuniyet, sahte mutluluk sadece idare edilmek için, insanları idare etmek için uydurulmuş bir şey bir yerde. İşin hakikati yani böyle biraz mi? şu düzleme dikkat çekiyorsunuz herhalde. Mesela Aristoteles de anayasal olan metinden daha çok vatandaşın, yurttaşın anayasal olan düzlemi daha çok işselleştirmesi bahsinden bahsedilir. Yani onu e, kültürel ve sosyolojik dünyasında yaşaması ve hayatına dahil etmesi ve her zaman hafızasında ve benliğinde ve kimliğinde hayatında onu yaşaya, yaşayabilmesi, ontolojik olarak onda var olması evet. diyeyim şey Osmanlı'ya baktığımızda Osmanlı döneminde işte birinci Meşrutiyet Kanuni Esasi dönemine evet. kadar olan bir yazılı anayasa söz konusu değil. Evet. Yani, yani kanunlaştırma zaten Tanzimatla başlıyor hocam. Kanunlaştırma evet, çalışmaları bizde Tanzimatla başlıyor. Daha yani önce tabii ki yazılı kurallar, kanunlar var ama anayasa diye ortaya konulan bir metin söz konusu değil. Şimdi Buradan Hamza hocama yöneleceğim. O da hocada diyor bana ne zaman gelecek? Yok, hayır. Ben <laughs> bir şey, çok bir şey, ben fark ediyorum <laughs> hocam. Bir şeyler söylemek istiyor. Geniş alan evet. açacağım. Bir şeyler söylemeniz için hocam. Peki. Şimdi bu düzleme geldiğimizde Abdurrahman hocamın dediği bize ne oldu da hafızayı nerede kaybettik de tek monolitik kimliklerle yaşamayı matah bir şey ya da kıymetli bir şey görmeye başladık. Farklı kimliklerle o yine hücrelere göndermede bulunalım. Evet. Birden milyonlarca ya da milyarlarca hücrenin bir arada birlikte birbirini tamamlayan bir süreçte yaşaması düzlemi nerede ihmal oldu, ne oldu, ne söylemek istersiniz? Ee, ben biraz daha bireysele, e, ferde indirdiğimde işi ya da o veçeden baktığımda e, hepimizin önüne e, tercihimiz olmaksızın konulan şeylerden sonra giydirilen şeyleri tercihen giyip ya da mecburen giyip giymemek gibi bir tarafımız söz konusu diye düşünüyorum. Ya bize kim ne giydirirse gi, e, giydirmeye çalışsın. Biz şimdi bunu giydik, kabul ettikse ...uyumlu bir şekilde, o giydirilen şeyle uyumlu bir şekilde yaşıyoruz. Yok, hayır, giydirilen şeyi kabul etmiyorsak onu değiştirmeye çalışıyoruz. E, bedenen e, bizim heva ve hevesimizle... ...bizim içimize konulan e, allah Teala'nın üflemiş olduğu ruhun istekleri arasında... ...tercihleri arasında, sevgileri arasında, muhabbeti arasında bir fark olması gibi... Evet. ...insanların yaşamış oldukları toplumlarda... Öncelikle tercih etmek istedin, sonra da akıl bali olduktan sonra tercihler arasında bir ilişkinin olduğunu düşünüyorum ben. Ee, bu manada e, aynı e, şeylerle, aynı haklarla sevinmek, aynı adalet duygusuyla yaşamak, e, hakların güçten bağımsız olarak, güçlünün tanımladığı değil de hakkın tanımladığı... E, Tanımlamaları kabul etme işi bedenle ilgili sizin az önce vermiş olduğunuz şeyde evet bizde e, bu bedendeki bütün hücreler aynı bilgiyi taşıyorlar ama midemiz karaciğerimiz sinir sistemimiz gözümüz kulağımız bu farklı aynı bilginin farklı vehçeleri ve hepsi birden bir bütün olarak bedene bedeni oluşturuyor ben insanlık alemini de insanları da e, böyle bir bütünün oluşturulması noktasında aynı hedefe, aynı hakka inanmak ve onu hüküm ferma kılmak konusunda e, tercihan birlikteleriyle oluşan bir şey olduğunu düşünüyorum. Buradan şuraya doğru çok hızla e, gelebilirim. Daha önceki sohbetlerimizde de biz bunu konuştuk. Hakkı ta kim tanımlayacak? E, human, insan tanımlayacaksa, ve bu insan güç ve kuvvet sahibi olarak tanımlayacaksa e, ki şimdi e, böyle oluyor hakkın tanımlanması. Sofistlerin dediği şeydi adalet, evet. hakikat güçünün içine gelendir diye ifade ediyordu. Şu an o sofistlerin dediği düzlemi yaşıyoruz. Yani. Şimdi böyle güçlünün üzerine yani biz de şimdi 17. yüzyıla götürdü Abdurrahman hocam bizi. Orada bir güç var. O güç ilahi adaleti temsil ediyor dedi. Tamam da bütün bunların hepsi benim tarafımdan da gerçekten temsil ediyor mu, temsil etmiyor mu diye sorgulanıp gerçekten temsil ediyorsa o e, hükümdar vasıtasıyla bu hakka tabi olmayı kabul edebilirim. Ama eğer o hükümdar ben hakka teslim oldum dediği halde teslim olmuyorsa o zaman onu değiştirmek noktasında da Gerçekten ciddi bir şekilde hayatımı ortaya koyaraktan mücadele verebilirim. O zaman bağlı olursunuz hocam. <laughs> Ama şey, hocamın devrimi devrimi yaparsam <laughs> e, ben hak e, evet. ben e, e, yönetici olursam evet. başarılı olursa devrim evet. hakları o tanımlar. Evet, tabii. Şimdi nasıl tabi niye tabi olacağım? Bu cümlelerin evet, e, tabi Abdurrahman hocanın e, ben bunları söylediğimde hangi tehlikelerle karşı karşıya bu cümleler deyip başka şeyler. Söylemeye çalıştığının farkındayım. Ama şöyle bir vatan olacak, bir toprak parçası olacak. Evet. O toprak parçasında hepimizin ortak olarak kabul ettiği değerler olacak. Aynı şeylere sevineceğiz, aynı şeylere üzüleceğiz, kederleneceğiz. Bunları kim tanımlayacak? Bir kere bunlar içinde bulunduğumuz toplumda doğduğumuzda tanımlanıyor, sonra. Biz bunu tercih edip etmemeye bağlı olarak evet. bu ülkede mi yaşayacağım, başka ülkede mi yaşayacağım? Ama e, Allah Teala'nın sunmuş olduğu bize tekliflerde tercihimizin yaşanması noktasında sizin Medine'den bahsederken farklı farklı inançların, farklı farklı kültür, kültürlerin kendi içlerinde bu işi yaşaması noktasında bir hakkı onlara tanımladığını görüyoruz, müsaade ettiğini görüyoruz tercih edebilmesinin oradaki konsensüsü hocam affedersiniz bu özellikle son dönemlerde çok revaç buldu hocam işte Bağdat Endülüs misalleri veriliyor Medine misalleri ama ıskalanan benim şahsi kanaatim ıskalanan bir nokta var o da şu Medine Bağdat ya da Endülüs örnekleri misallerinde hakimin kim olduğu hakim kültürün hakim telakkiinin doktrinin kimler tarafından tayin edildiği ıskalanıyor Bağdat Endülüs ve Medine örneğinde İslam hakimiyetinin olduğu bir vasatta azınlık gayrimüslimler Müslümanlarla barış içerisinde yaşadılar. İslam azınlık hakimiyetinin olmalarına rağmen evet, yöneticiler neticede yani Müslümanların Medine'de, hakim olduğu de, bir vasatta böyle azınlıktır. yaşadılar. Bugün bunu gündeme getirip sizleri kastetmiyorum hocam. Ben dinli izleyicilerimiz kimi kastettiğimi anlayacaklardır. İsim vermeyeceğim. Bugün bazı eserlerinde, çok revaç bulan bazı eserlerinde bunu gündeme getirip bugün de bu çoğulculuğun mümkün olduğunu söyleyenler e, bu noktayı, en mühim noktayı kaçırıyorlar. İslam'ın hakim olduğu bir vasatta biz gayrimüslimlerle mutlu, mesut yaşarız, yaşadık, yine yaşarız. Çünkü İslam onlara evet. adaletle hükmetmeye emrediyor, onların hakkını, hukukunu da gözetiyor. Kesinlikle. E, fakat bu, bugün içerisinde bulunduğumuz vasatta bu mümkün değil, olmuyordu. Yani ne e, Batı yarımkürede ne de başka bir yerde bu mümkün değil, olmuyor çünkü... Bu ana noktayı ıskalamış durumdayız. Bu da neredeyse mümkün değil yani evet, şu an. Üzerine evet. Vatandaş kavramı üzerinde çok durduk. Bir türlü dünya vatandaşlığı kavramına <laughs> evet. gelemedik. Dünya vatandaşlığı kavramına gelmek istiyorum ben. Şimdi ilk bilinen dünya vatandaşları Sokrates ve Diyojen. Evet. <laughs> İkisi de çok sokak adamı diyelim ya da sokakta hayat süren insanlar. Ve kendilerine sorulduğunda nerelisin diye sorulduğunda her ikisi de dünyalıyım cevabını veriyor. Evet. Tabii bu bireysel düzlemde bir dünya vatandaşlığı iddiası. Ama politik düzleme geldiğinde siyaset felsefesi açısından baktığımızda dünya vatandaşlığı kavramı sistematik ve kuramsal olarak Kant tarafından dile getiriliyor. Evet. Birçok ezerinde var yoğunluklu olarak ebedi barış üzerine deneme adlı eserinde getiriyor ve iki tür varlık insan varlığı ortaya koyuyor siyaset felsefesi bağlamında bir yeryüzü varlığı Bir de yeryüzü vatandaşı diye iki ayrım kullanıyor yani yeryüzü varlığı bir nevi organizma beşer olarak varlık süren varlık birinci daha çok dikkat çekmiyor yeryüzü vatandaşı kavramına daha çok dikkat çekiyor. Ve burada sevgi temelli bir yaklaşımda dünya vatandaşlığı değil de hukuki temelde bir dünya vatandaşlığı kavramına atıfta buluyor Kant. Ve işte orada bir problem var. Kant'ın da çok değil mi? iki problem var. Birincisi, Kant'ın ortaya koyduğu yaklaşımlara baktığımız zaman e, siyahi olan, Türk veya Hintli olanın e, bir insan sayılıp sayılmayacağı tartışması <laughs> Kant'ta var. Yani, Değiş Aristo'dan beri değişmiş hocam. Evet, yani çok tabii bizde şey. Kant çok böyle idealleştirir, şeydirir falan, yükseklere çıkarılır falan, ahlak insanı falan diye görülür ama Kant'ın böyle bir yönünün olduğunu da bilmek, bilinmesini isterim ben. Yani e, burada o ikinci aşamadığı şey sınırlar. İlk önce kendisinin içinde yaşadığı Prusya olmak üzere ve Almanya olmak üzere e, yaşadığı e, coğrafya ciddi anlamda sınırlara çok riayet eden bir coğrafya. Yanık, yan komşusu olan Fransa ile dahi o döneminde ciddi geçimsizlikleri olan bir Fransa'da yaşıyor, şey Fransa ile komşu olan bir ülkede yaşıyor. Tüm bu düzlemde baktığımız zaman dünya vatandaşlığı mümkün müdür? Yani işte e, buradaki aidiyet kavramı ne olacak? Yani mesela e, nihayetinde bizim kültürel düzlemde, gelenek düzlemde, örf, adet düzlemde kendi vatanımızda kurmuş olduğumuz bir ilişki var. Bu aidiyet ilişkisi ve ben bu ilişkinin çok kıymetli, önemli olduğunu düşünüyorum. Bu aidiyet ilişkisi sakatlandığında ya da ortadan kalktığında işte melez, hibrit bir varlığın ortaya çıkması söz konusu olabilir. Hocam bir de problemler evet. çıktığında ee, bu problemlerin çözümünü nereye taşıyacağız? Kim çözecek bu problemleri? Problemsiz bir dünya düşünüyorsanız, dünya vatandaşlığı deyince hakları kim belirleyecek? Hükmü kim verecek? Üstüne üstlük ben bir mümin olarak dünya vatandaşı değil, cennet vatandaşı olmak gibi, yine Adem Aleyhisselam'a bağlayayım, oradan geldik yani babamızın evet. memleketine döneceğiz inşallah diye ümit içerisinde olan. Dolayısıyla hakları belirleme konusunda da, evet önümü, konulan şeyler var ve bu tercihlerde neyin hak neyin hak olmadığı. Az önce sevgi temelli dediniz. Mümin yaratılmışları yaradandan ötürü seven, hümanist ise o insan olduğu için kendi tanımı içinde seven diye bir ayrım söz konusu diye düşünüyorum ben. Dolayısıyla da dünya vatandaşlığı dediğiniz zaman hakkı kim belirleyecek? Aramızda çıkan problemlerde kim haklı kim haksız Neye göre referans alacağız? Hangi savcı, hangi hakim buna hüküm verecek? Hakim, hakim güç hocam şu an karar veriyor. Bütün politikaları da mesela dünya vatandaşlığı denilen şeyde nedir hocam? İşte çevre, insan hakları vesaire meselelerde. E kim tayin ediyor? Bugün bir yeşil enerji muhabbeti var değil mi hocam bütün dünyada? Kimden çıktı bu? Bütün dünyayı sanayi devrimi sonrası gelinen noktada bütün dünyayı kirleten Batı yarım küre diyelim ya da sanayileşmiş ülkeler önce bir kirlettiler sonra bizi dayatıyorlar şimdi yeşil çevre işte temiz enerji şöyle böyle diye. Ve beni kendi politikasının bir maşası haline getirmeye çalışıyor ve bunu aldayıp puluyor tabii. Şu Makyajlı, ambalajlı bir şekilde bana suyunuyor. Sanki gelişmiş ülkeler bunu yapmadı da gelişmemiş ülkeler yaptı gibi bir sunum var karşımızda. <laughs> evet, evet. Yani evet, sanayi devrimini yani o... Afrikalar yapmadı herhalde. Yani, evet. Ya da ne bileyim... E... Herhalde <laughs> onun yaptığı konuşmada yani bütün e, suçlar e, gelişmemişlerin gelişmemişlerinde bizim ülkemizin adını da saymıştı. Evet. Sanki gelişmemiş olan ülkeler bu süreci doğurdu, ortaya koydu. Bir de ayrıca şunu da ifade etmek isterim. Gelişmiş, gelişmemiş gibi ülke tasdifleri de sağlıklı ve doğru olarak... Niye yani Ekonomik, galisi, e, ya e, şey ya. safi evet. milli hasıla üzerinden yapalım. Yani dünya vatandaşı de. denir hocam. Benim gördüğüm daha ziyade e, hali hazırdaki dünyada hakim paradigmanın öngördüğü meselelerde bütün dünyadaki herkesin bunun peşinden sürüklenmesi bekleniyor. Bu her aklımıza hangi mesele gelirse gelsin. E, mesela ABD yıllarca insan hakları raporu yayınladı tüm dünyadaki ülkeleri için. Kendisini merkeze koydu ve herkesin e, şeyini karnesini verdi kendi deyimiyle. E, şu an onun da karnesi çıkarılmaya başlanıyor. E, bizden de bekliyor ki işte siz de benim kuyruğuma takılın hadi gelin. Bu dünya vatandaşı aslında hakim sermayenin kendi gündemini başkalarına da, başka ülke insanlarına da, ülkelere dayatma çabasında başka bir şey değil. Az evvel bahsettiğim, işte e, klasik dönemde siyaseten sınırları farklı olsa da Müslümanların e, gittikleri her yerde, her Müslüman ülkenin vatandaşı olmaları, oraya aidet beslemeleriyle bu arasında bununla, bugünkü dünya vatandaşlığı anlayışı arasında hiçbir şekilde münasebet yok. Benzerlik var gibi gözükür. Ama hiçbir alakası yok. Çünkü o zaman... E, bir kimsenin bu aidiyeti hissetmesi ya da gittiği ülkede kabul görmesi tamamen değerler dünyasıyla alakalı. Hiç. Yani sair, ekonomik, siyasi, politik amaçlarla, niyetlerle alakalı bir şey değil. Ya biz bugün gerçekten böyle bir kültürü tevarüz etmiş bir ülke olarak 5-6 milyon bir başka ülkeden gelmiş insanı misafir ederken bugün Ege Denizi'nde ya da belli sınırlarda insanların neler yaşadığında e ee, yine insanlık tanımı, medeniyet tanımı, gelişmişlik noktasında kendilerini gelişmiş olarak bize e, lanse edenlerin bizi gelişmemiş olarak değerlendirenlerin neler yaptığını hep birlikte görüyoruz ya. Yani. Evet. Bir de şöyle bir, bir paradoks var hocam. Yani. Bugünkü dünya vatandaşlığıyla ulus devleti yıkacak diyorlar dünya vatandaşlığı ama tam aksine ulus devlet anlayışını tahkim ediyor bir yerde. Bugün işte her ülkede ciddi bir azınlık var. İşte yabancı ülkeye doğup gelmiş Avrupa'yı düşünürsek işte kaç milyon müslüman var? Türklerden, Mağrip'lilerden. Bunlar hala mesela işte vatandaşlık anlayışı mesela Fransa'yı alalım. 2-3 asır mazi geçmişe gidiyor işte Kamba ya da Fransız devrimlerine bağlı olmak düşüncesi. Geçen bir tane meşhur Fransız oyuncu Ömer Say olması lazım. veya işte bu Dünya Kupası'nda Fransızlar Fransa yenince işte Fransa yendi. Fransa mağlup olunca işte o siyahi futbolcular mağlup oldu. Ya evet. da İngiltere'de. Bu hala, de öyle. bu hala ulus devlet anlayışının veya dünya vatandaşlığı mefhumunun e, tam olarak yerleşmediğini ve yani, işlerine geldiği şekilde yorumlandığını. Siyahi rahmeti. ile bile dahi e, tokalaşmak gibi bir düzlemeye gelmiş durumdalar. Yani tokalaşmak. Evet dahi istemiyor evet. şeklinde bir düzlem içerisinde aile bu e, Grek Roma'dan gelen evet. işte e, barbar medeni ayrımı e, yine beyaz olan beyaz olmayan ayrımı düşüncenin kültürel kodlarına işlemiş durumda ve e, var olan süreç içerisinde aslında dünya vatandaşlığı diye belirlenen perspektif eurocentrik ve etnosentrik evet. evet. yani şunu ifade ediyorum Avrupa uygarlığı bağlamında kodları olan Merkezi yine e, evet. beyaz merkezli olan farklı e, renklerin farklı kültürlerin farklı yaklaşımların e, eritildiği e, onlara onların kendilerine dahil edildiği bir nevi yok edildiği bir evet. süreç olarak şunu da kuretçililerin de çok tetiklediği bir şey dünya vatandaşlığı kavramı. Yani Diyojen ve Sokrates'in evet. dediği gibi bir şey değil. Bu hakikat değil ama ya. Bu sahte bir şey. Evet. Çünkü ben bir genetikçi olarak, bir hekim olarak genetik farklılıklarımızı metafizik olarak bir başka yere taşıyabiliriz ama somutta bunların farklılıklarını yokmuş gibi kabul etmemiz de söz konusu değil. Bu farklılıkların zenginliğiyle birlikte ortak bir noktada buluşmak Bu farklılıkları kabul ederek, bu farklılıkların varlığı bir gerçek olduğunu görerek metafizik bağlamda hakkı, hukuku, birliğini konuşmak lazım diye düşünüyorum. Şunu hülasa edeyim hocam. Yani söylediklerimizden e, ütopik bir dünya arayışında, e, bekleyişinde olduğumuz anlaşılmasın. Ama şunun da fark, neyi kaybettiğini hatırla demiştik. Hali hazırdaki vatan ve vatandaşlık mefhumunun 14 asırlık bir geleneğin taşıyıcısı olmak cihetiyle bu elbisenin bize dar geldiğinin farkında olmamız lazım. Yani bizim tarihimizde tabiiyetin veya teba olmanın veya kuşattığımız coğrafyanın nerede, nereye, ne kadar ait olacağımızı geçmişe bakarak değerlendirmemiz icap ediyor. Öbür türlü kendimizi dar bir elbise içerisine hapsetmiş oluruz ve gitgide de bu hem elbise bize dar gelir hem de fikrimizi darlaştırmış oluruz. İyice kadük bir şekilde düşünmeye başlarız. Şunu katayım diye isterim. Evet. Hakka tabi olmak manasında, evet. hakka tabi noktasında bunu temsil edene dahil olmak, ona itaat etmek manasında deyip bir ilave yapmak isterim evet. doğrusu bu konuda. Evet, vakit çok hızlı geçiyor, çabuk evet. geçiyor. Çok hızlı geçti. Bir yani. programın daha sonuna geldik haftaya yeni farklı bir konuyu konuşmak üzere. Hoşçakalın, hayırlı akşamlar diliyorum.